Merhaba efendim Ajans analisti 11.15'te karşınızdayız. Teknik olarak yaz ayına girdik. Bir Haziran'dayız ve yazın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çünkü berekete çok ihtiyaç var, gıdaya çok ihtiyaç var, mahsule çok ihtiyaç var. Herkesin sofrası şen olsun diyoruz. Efendim gündemin karanlığında kaybolmayın. Fonda karanlık biliyorsunuz. İşte bunun için karşınızdayız ve Sayın Abdülkadir Karaduman'la Saadet Partisi Konya Milletvekili ile beraberiz. Başlıyoruz efendim. Sayın Abdülkadir Karaduman, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, bir tabii ki gündemi konuşacağız ama acil gündem konusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yargı kararı var. Onu da bekliyoruz bir taraftan gözümüz ekranlarda. Teknik rejide bakalım bizim program bitene kadar sonuç çıkacak mı? Bu konuda ne dersiniz? Yani tabii ben İstanbul seçimlerinin başından bu yana e, uygulamalara baktığımız zaman yani ben... Şimdi yolda gelirken arkadaşlarla da onu müzakere etmiş olduk. Yani Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın İmamoğlu'nu Türkiye'nin aktörü yapmak noktasında yoğun bir çaba ve yoğun bir gayret içerisinde. Yani seçimi yenilemeleri, Türkiye'de İmamoğlu isminin tam anlamda kült bir aktör haline getirilmesini sağlamaya dönük bir adım olarak görüyorum. Ve bugün özellikle yani Sayın İmamoğlu'nun da mahkemesi var. E, dolayısıyla bu mahkemede de biz özellikle e, yani adaletin tecelli etmesi gerektiğini hangi kişi olursa olsun hangi zaman dilimleri olursa olsun burada kişilerden azade süreçlerden azade adaletin tesis edilmesi gerektiğini adaletin e, hakim e, kılınması gerektiğini e, biz her zaman e, talep eder ve inanırız Dolayısıyla burada da yani ben özellikle sanki AK Parti Türkiye'de İmamoğlu isminin daha da güçlenmesi, İmamoğlu isminin özellikle iktidarın yaptığı bir takım baskılarla, hukuksuzluklarla birlikte İmamoğlu isminin daha da popüler olması adına yoğun bir çaba içerisindeler gibi bir süreci takip ediyorlar. Acaba diyorum ya işlerinde iş mi akıl sahibi bir yani yani birileri bir şeyler söylemiyor da ya bak bu yaptıklarımıza biz e aslında iyi şeyler yapmıyoruz yani muhalefeti güçlendiriyoruz, İmamoğlu'nun isminin e güçlenmesi sağlıyoruz diye. Acaba hiç mi işlerinde yani bunu düşünen e bu hassasiyette olan insanlar yok diye. E var bugün aslında Şamil Tayyar söyledi. Söyledi, <laughs> var birkaç böyle istisnai bir takım şeyler de var. Tam e yok olurken evet. E ki İmamoğlu'nun son dönemde ciddi tartışmalarla gündeme gelirken, sos seçmeninde İmamoğlu'na dair işte bir kısım tereddütlerinin oluştuğu bir dönemde bu mahkeme süreçleri yeniden İmamoğlu'nun o zayıflayan imajını kazanmaya dönük bir süreç olacaktır ama her ne olursa olsun biz ülkemizde biraz önce bahsettiğimiz gibi kişilerden, süreçlerden ziyade adaletin hakim olması gerektiğini ifade ederiz. Umarım bugün de Sayın İmamoğlu ile ilgili ee, mahkeme sürecinde de e, adalete uygun bir e, kararın e, alınması e, gerçekleşir ve bu ülkemiz açısından da e, insanların iradelerini hiçe sayan, insanların e, vermiş olduğu oyu e, bir bakıma e, onun neticesini ortadan kaldıracak bir sonuç. Olmaz diye ifade etmek isterim. Evet bu önemli. Bir yine sıcak gelişme var. Metro turizmin sahibi Galip Öztürk Gürcistan'da operasyonla yakalandı. Ee, enteresan bir şekilde dokuz tanımı varmış. Ee, tam bir harem oluşturmuş Galip Öztürk. Metro turizmin arkasında başka sahipler de olduğu söyleniyor. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Türkiye'ye gelecek mi? Evet yani biz de bekliyoruz. yani. yani. E, önemli. E, şuna da girelim hemen. E, sizinle e, işte özellikle programa geleceğinizden beri dün akşamdan beri özellikle İstanbul Fatih'teyim. Malatyalısınız, Pötürgelisiniz. Doğru. At Pazarı'nda Pötürge Yardımlaşma e, Derneği'nin binası vardır. Çok iyi bilirim kaldım orada. E, Malatya Pötürge Derneği e, büyük destek verir okuyanlar. Bütün Malatya'da olduğu gibi hakikaten hı hı. hani e, Türkiye'nin belirli bölgeleri insanların yetişmesini ister. Ee, i̇lk şöyle başlayalım istiyoruz. Çünkü siz aynı zamanda genel merkez genç kolları başkanısınız. Ee, gençlik ve kişisel gelişim. Ee, gençliğin Fiziksel enerjisini öğrenme ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Yani şöyle şimdi tabii e, ülkemizde bugün yani maalesef gençlerin e, yani e, kendi gelecekleri adına yatırım yapma e, hususunda enerjilerini bu alanlara harcaması gerekirken yani gençler nasıl olacak da biz yani hayatımızı idame ettireceğiz nasıl olacak da işte üniversitede eğitim görürken ekonomik anlamda bir problem yaşamadan bir sorun yaşamadan nasıl olacak da eğitim hayatımızı idame ettireceğiz şeklinde bir kaygı içerisinde maalesef içinden geçiyor bu sürecin dolayısıyla bu ülkemizde yani gençlerin bir Artı ürün oluşturmasında katma değerli düşüncelere sahip olmasının önünde de maalesef bir engel teşkil ediyor. Ama biz özellikle yani birçok yerde de vurguluyoruz. Tabii Türkiye'nin her yerinde gençlerle bir araya geliyoruz. İşte Ramazan ayında da bunu gerçekleştirmiş olduk öncesinde devam eden ve şu anda da yine devam eden memleket meselesi programları gerçekleştiriyoruz ve ülkemizin her yerinde gençlerle bir araya geliyoruz ve e, ülkemizin gençler adına e, yaşanabilir bir ülke olması adına e, bir takım e, görüşmelerimiz değerlendirmelerimiz e, kendileriyle beraber e, gerçekleştiriyoruz. Sayın Vekilim bunun altını bir çizelim. Memleket meselesinde gençlerle buluşuyorsunuz. Doğru. Ne evet. birileri gibi her şey süper gençlersiz rüyada yaşıyorsunuz. Telefonunuzun markasını Arkası ne diyor soruyorsunuz ne de birileri gibi hadi kaçın diyorsunuz ee, yani bu memleket bizim çözeceğiz. ya Biz çözeceğiz ve biz şunu ifade ediyoruz. Tabi anketlere baktığımız zaman e, yani 10 gençten 7'sinin özellikle başka bir ülke vatandaşı olma hayali kurduklarını anket sonuçlarından çok görüyoruz. Bir rakam. Bu çok yüksek bir rakam. E, yine 10 gençten 6'sının borçlu olduğuna dair 10 gençten 8'inin... E, mülakat sınavlarında liyakatın yerine torpilin geçerli olduğunu e, söylemesi ya bunlar aslında ülkemizde gençlerin karşı karşıya kaldığı önemli sorun ve problemlerden birkaçı ama biz gençlerle bir araya geldiğimizde şunu yapmıyoruz yani önceden bize sorulacak soruları kendilerine e, vermiyoruz yani şey olur mesela televizyon programlarında da hani e, gidersiniz şu anda da yaptığımız gibi Yani bir programa gidersiniz e, Soruları cevaplandırırsınız evet. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Cevapların sorulandırıldığı e, Cevapların <laughs> sorulandırıldığı bir e, Şeyde bir medya zemini cevapların de Cevapların evet. evet. Muhalefet de öyle yani, yani ana muhalefet Bilmiyorum e, yani bugün Biraz onun güçlü olduğunu görebiliyoruz Yani cevapların soruların Cevaplandırılmasından ziyade mevcut cevapların sorulandırıldığı bir program akışını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu yapmadan gençlerle yani hakikaten çok özgür bir ortamda. Yani bizi de gençlerin eleştirmesini, Saadet Partisi'nin e, gördükleri yanlışları varsa bunu da eleştirmeleri gerektiğini katkı sağlamak istediği hususlar varsa düşüncelerini, kanaatlerini dinliyoruz. Yani biz orada tamamen biz konuşmacı olalım, gençler bizi dinlesinler şeklinde değil. Biz gençleri dinliyoruz, notlar alıyoruz. Eleştirilerini, kanaatlerini, ülke adına planlarını, hayallerini, düşüncelerini e, not alıyoruz ve bunları da özellikle biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığımız çalışmalarla beraber genel başkanımızın açıklamalarında programlarında gençlerle bir araya geldiğinde de bu sorun ve problemlerle ilgili parti politikalarımızı da bu çerçevede belirlemek hususunda bir çaba ortaya koyuyoruz. Hakikaten bu programları da çok önemsiyoruz çünkü bugün gençleri dinleyecek alanların çok kısıtlı olduğunu açıkça görüyoruz ve bugün yani bu anlamda önemli bir çalışma yaptığımızda kanaatindeyiz. E şu anda da özellikle Türkiye geneli üye çalışmalarımız devam ediyor. Biz e, Türkiye'nin her yerinde e, 81 ilinde e, kurduğumuz üye standlarıyla birlikte gençlerle yaptığımız e, buluşmalarla beraber e, yine gençlerle omuz omuza e, ülkemizin aydınlık yardımlara kavuşması adına bir e, çalışma gidiyoruz ve gençlere de şunu söylüyoruz: Hiçbir yere kaçmak yok. Evet. Yani hiçbir işte yere başka ülkeye yok yani. gideceğiz. İşte yine yani yurt dışı tecrübesi için e, gidelim. Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gidelim ama başka bir ülke vesaire kimse bir yere kaçmayacak. Biz hep birlikte omuz omuza ülkemizi yaşanabilir hale getireceğiz. Gençlerin hak ettiği Türkiye'yi hep beraber kuracağız ve bunu kurmadan da kimse'nin bir yere kaçmasına da biz. ...müsaade etmeyeceğiz. Bunu da açıkça söylüyoruz. Tam bu konuda şunu söylemek istiyorum. Son tanık, mükemmel bir söyleşi kitabı. Mustafa Bey'in de eline sağlık. Mustafa Yılmaz'ın. Ee, Sayın Temel Karamoğluoğlu Manchester'da... 3 yılda üniversite bitirmiş. Şimdiki gençliğe sorsak yani bu yönlendirilmek... ...istenen medyanın ve bir takım yönden bir daha gelmez Türkiye'ye. Ama bu insanlar geliyorlar. Hani şimdi çok övüyor bir kesim. Devlet planlama yok, devlet planlama. Devlet planlamayı takunyalılar kuruyor. Hepsi de yurt dışı tecrübesiyle. Bunu gençlere anlatmak gerek. Anlatmak lazım. Tabii bugün yani gençlerin karşı karşıya olduğu sorun ve problemlerden bir tanesi şu. Yani biz mesela Türkiye'de yani gençlerle bir araya geldiğimiz zaman konuştuğumuz meselelerden birisi şu. Şimdi eğer gençler yani kendilerine dair yapacakları yatırımların gelecekte bir anlam ifade etmediğine inanıyorsa, o zaman bugün heyecan ve motivasyon noktasında umut anlamında ciddi problemler yaşıyorlar anlamına gelir. Bu şunun gibi bir şey. Yani ee, bugün siz bir gençsiniz. Yani üniversite bittikten sonra acaba iş bulabilecek miyim? Acaba iş bulamayacak mıyım? E, diğer taraftan ben KPSS sınavına gireceğim. Sınava girince acaba mülakat sınavında yani e, siyasal yakınlığımdan dolayı ya da ben muhalif olduğumdan dolayı ya da iktidara oy vermediğimden dolayı iktidar partisine üye olmadığımdan dolayı acaba sorun ve problemler yaşayabilir miyim? Ya da ben ülkemin geleceğine dair bir düşüncem var, bir fikre sahibim ancak bunu sosyal medyada paylaştığım zaman ya da bunu deklare ettiğim zaman... Başıma bir şeyin gelmeyeceğinden kesinlikle emin miyim? E dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuz zaman gençlerin özellikle umut noktasında ciddi problemler yaşadıklarını görüyoruz. İşte bundan dolayı yani. Biraz önce bahsettik Erbakan hocamızın da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yani 4 yılda değil 3 yılda bitirdiğini. Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun İstanbul İngiltere Manchester Üniversitesi'ni 3 yılda tamamlaması. İşte bütün bunların hepsi aslında şuraya çıkıyor. O dönem idealist bir gençlik kitlesiyle bu ülke bu şeye sahipti. Ama bugün maalesef gençler geleceğe dair bir umut görmedikleri takdirde. E Bugün mesela yaptığımız e, yani anketlerde de yapılan anketleri incelediğimizde de e, gençlerin umut noktasında ciddi problemler yaşadığını görünce dolayısıyla gençler bu ülkede bir yatırım yapma e, ihtiyacı hissetmiyorlar. Onun için kendilerini daha fazla yetiştirebilecekleri, kendilerini daha donanımlı hale getireceklerinin eğer bir getirisini ülkeye bir fayda sağlaması noktasında bir durum görmüyorlarsa dolayısıyla bu motivasyonlarını ve idealizmi e, hakikaten törpüleyen en önemli husus haline geliyor ama biz şunu da ifade ediyoruz yani kimse asla yılgınlığa kapılmasın kimse umutsuzluğa kapılmasın biz Saadet Partisi olarak bütün gençlerimizin hak ettiği Türkiye'yi hep beraber kuracağız hangi gencimiz bu ülkeye faydalı olmak istiyorsa onu daha donanımlı hale getireceğiz hem yabancı dil noktasında yurt dışı tecrübesi anlamında e, şimdi bugün mesela e, hakikaten ben Gençlerle bir araya geldiğimizde kendilerine soruyorum. Şimdi biz 16 yıl ilkokuldan üniversite bitene kadar bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bu 16 yılın e, yani 3-4 yılını ayırdığımız zaman 12 yıl biz hemen hemen İngilizce dersi alıyoruz. 12 yıl. E, bunu topladığımız zaman e, 600 kadar hafta yapıyor. E, 600 kadar hafta yapıyor. Her hafta bize bir tane İngilizce kelime öğretmiş olsalar 600-700 tane biz İngilizce kelime Öğrenmiş. öğrenmiş oluyoruz. Ama ne için bugün 600 tane kelime değil de topu topu e, bu eğitim sürecini tamamlayanlar 30-40 tane kelimeden fazlasını bilmiyor. E bu ne anlama geliyor? Bu öğretmek için değil, öğretmemek için müfredatın şekillendirildiğinin evet. bir göstergesidir. Öğretmek için değil, öğretmemek Öğretmen, ya için. Ya bunun bir... başka bir izahı olabilir mi Allah aşkına? Sayın vekil müsaadeniz olursa tabii gündem sıcak hemen devam etmek istiyoruz. Eee Cumhur İttifakı ee, uzmanlar şunu söylüyorlar eğer ekonomik veriler uygun olursa erken seçim gelecek diyorlar ee, ve seçime kadar ekonominin toparlanmasıyla ilgili hatta skeçlere bile konu oldu. Ee, Sayın Nebati çok güzel hareketlerde şu tarihte düzelecek dedi ee, oradan suple veriyorlar şu tarihte düzelecek şu tarihte düzelecek. Cumhuriyet İttifakı seçimleri kadar düzeltecek mi? Düzeltip erken seçime gitme ihtimali var mı? Şöyle ben e, şu anda Cumhur İttifakının da e, ve bu sorunlara sebep olan e, bütün anlayış ve zihniyetlerin de e, Türkiye'deki ekonomik krizi çözebileceği kanaatinde değilim. Bunu altını çizerek özellikle ifade ediyorum. E, sorunun sebebi olanlar çözümün bilgeleri olamazlar. Bunu açıkça ifade ediyorum. Türkiye'nin bu hale gelmesinde, ekonominin özellikle bu noktaya gelmesinde e, payı olanların, katkısı olanların e, Türkiye'ye çözüm olabilmesi mümkün değildir. Bunu ısrarla ve altını çizerek söylüyorum. Dolayısıyla bu beyanda siz, yani ülkede mesela bugün e, 20 yılda yürütülen yanlış ekonomi politikaları ülkeyi bir krize sevk etti. Hakikaten bugün mesela biz, yani iki gün önce İstanbul'da yine arkadaşlarımızla beraber konuştuk. Ya 40-50 metrekarelik bir daire yani bu 1 artı 1 herhalde e, olabilirse 1 artı 1 olabilir belki. 40-50 metrekarelik bir dairenin 6 bin lira 7 bin lira e, kiralanması yani insanlar nasıl hayatını geçindirecekler? İnsanlar nasıl yaşayacaklar? Bu Türkiye'de sosyal Allah muhafaza sosyal bir patlamaya doğru e, gidecek bir e, süreci aslında e, ortaya koyar. Dolayısıyla bugün hükümetin de Cumhur İttifakı'nın da ve Türkiye'nin bu hale gelmesinde katkısı olan bütün anlayışların da Türkiye'deki bu krizi çözmeleri mümkün değildir. Ha krizi çözmeleri mümkün değildir ama ne yapabilirler? İşte yine yaptıkları gibi yani bir takım borçlanmayla birlikte bu krizi belki bir yıl öteleyebilecekleri bir alan oluşturabilirler. Yani krizi çözmek değil krizin yani şu andaki mevcut maliyetini hafifletecek şekilde krizi bir yıl belki erteleyecek bir ortam içerisinde bir seçime girme durumu söz konusu olabilir. Ha, bu çerçevede ben de e, kanaatimce Kasım ayı gibi bir erken seçim olabilme e, ihtimalini görüyorum. Kasım ayı gibi Kasım erken seçim. Kasım ayı evet. gibi bir erken seçim olma ihtimalini görüyorum ki bugün de mesela doğalgaza gaza yüzde otuz seviyesinde bir zam e, yapıldı ama yaz dönemi olduğu için ısınma şey e, ısınma noktasında e, insanlar e, bir problem yaşamayacağı için herhangi bir hissedilme alanı daha da dar olacak. Dolayısıyla yaz dönemi sebze, meyve insanların temel ihtiyaçları biraz daha fiyat noktasında minimize edilmiş olunacak. Dolayısıyla yani kışın o şeyi hem ısınmadan kaynaklı hem gıda ürünlerinin pahalılığından kaynaklı maliyetin hissedilmemesi için kış dönemine girmeden Kasım ayı içerisinde bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum ancak Türkiye'de bugün bu anlayışla krizin ortadan kalkması mümkün değil. Bir siz krizin nasıl cereyan ettiğini hangi veriler üzerinden açıklıyorsunuz? Yani ülkede bu krizin sebepleri nedir? Yani bunun hükümet tarafından, Cumhur İttifakı tarafından makul bir şekilde tespit edildiğini görebiliyor muyuz? Yani biz 20 yıldır ülke ülkedeki kaynakları faize aktardık. Ülkenin kaynaklarını ranta aktardık. Ülkenin kaynaklarını yanlış yatırımlara aktardık. Ülkenin kaynaklarını tamamen ithalata dayalı bir ekonomi modeline, faizci kapitalist modele ülkenin kaynaklarını peşkeş çektik. Bundan dolayı ülkede bu krizleri yaşıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu hataları yapmayacağız ki ülkede krizi ortadan kaldıralım diyebiliyorlar mı? Evet. Diyemiyorlar. Sayın evet. çok önemli, tespitiniz de çok önemli. 40-50 metrekarelik daire. Bu evet. daire 6 bin liradan kiraya gidiyorsa. Bu ülkede üretimden söz etmek çok zor. Bu rantiyeler ve lüks tüketim vergisi de bir türlü gelemedi. Evet gündem sıcak derken hemen Millet İttifakı'na geçelim. Aday meselesi var ve net fikirler soruluyor. Bunu biz sormuyoruz. Örneğin bir Selahattin Demirtaş hapishaneden soruyor. Milletin aklıyla dalga mı geçiliyor diyor. Hala bir çözüm üretilemiyor. Ersan Şen o oh, tavırlarıyla bağırıyor. 170 enflasyon, dolar 16. Niye alternatif yok diye ifade ediyor. Bir 70'lerin olanı hatırlıyoruz. Bir çoban sülüğü hatırlıyoruz. Bir Özal'ı 80'lerde hatırlıyoruz. Hatta AK Parti'nin kendisi 2000'de ümit olduğunu hatırlıyoruz. Buradan neden böyle bir isim çıkmıyor? TRT'nin meşhur bedisi Gönül Dağda başrol oyuncusu yok herkesin hayatın içinde bir görevin olduğunu söylüyor. Millet İttifakı bunu yapabilir mi? Hayatın içinde herkese ihtiyaç var ve ortak akıl orkaya, ortaya konulabilir mi? Karizmatik liderler sona verdi. Evet, şöyle tabii şimdi Türkiye'de esasen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte liderlerin daha fazla ön plana çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Yani öncesinde partiler genel başkanlardan daha öndeyken, yani partilerin bilinirliği ve tanınırlığı genel başkanlardan daha önde iken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte esasen lider merkezi bir siyaset ikliminin Türkiye'ye hakim kılındığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün de karşı karşıya kaldığımız durum, Liderlerin daha fazla konuşulduğu ama siyasi partilerin çok fazla gündeme gelmediği bir süreci e, yaşıyoruz. Partilerin, parti organlarının, parti tabanlarının, parti teşkilatlarının değil liderlerin daha fazla ön plana e, çıktığı bir dönemi e, yaşıyoruz. Ama bugün ben özellikle e, yani ifade etmem gereken husus şudur: Biz hiçbir zaman bir kurtarıcı e, beklemeyeceğiz. Yani birisi gelecek. Ve o e, tılsımlı e, elindeki sihirli değnekle beraber ülkemizi düze çıkaracak e, ve bizi kurtaracak. Bu anlayış Türkiye'nin zaten bugün içerisinde bulunduğu sorunların da e, bundan evvel AK Parti'nin meydana gelmesinde AK Parti'yi doğuran süreçteki sosyolojik yapımızdan kaynaklı sorunları da aslında ortaya koyar. Sosyolojik sorunların temelini bu oluşturuyor diyorsunuz. Yani bu oluşturuyor diye söylemiyorum ama biz kurtarıcı beklediğimiz müddetçe, ben bunu AK Partili seçmen için de söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partili seçmen için de söylüyorum. Yani hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, kurtarıcı bekleyen bir yaklaşımın ülkemize kazandırabileceği hiçbir şey yoktur. Buradan hareketle de ben, yani karizmatik otoritelerin, karizmatik liderlerin değil, Türkiye'nin sorunlarını çözecek liderlerin ülkemiz adına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Yani bugün ülkemizde bakın, yani ekonomide sorunlar yaşıyoruz. E bu ekonomideki sorunlara karşı kim ne söylüyor Allah aşkına? Yani yani çıkıp da bu faizci modelin karşısında yani biz adil bir düzeni getireceğiz, adil bir ekonomik düzeni tesis edeceğiz, hakça paylaşım'a dayalı bir düzeni biz oluşturacağız, ülkemizin kaynaklarını ranta değil insanımızın kendisine aktaracağız. E bununla birlikte biz sadece maddi anlamda kalkanmış bir Türkiye değil. Aynı zamanda ülkemizde bakın dün ben detaylarına girmek istemiyorum ancak e, dün sosyal medyada şahit olduğumuz olaylar hakikaten ülkemizde yani az buçuk hassasiyeti be, 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 olan be, 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 sahile, evet. az buçuk hassasiyeti olan bütün insanlarımızın yüreğini yaralayan bir hadise. Bunlara karşı siz ne yapacaksınız? Yani ülkede sadece maddi kalkınma yetmez. Manevi kalkınma anlamında da sosyal yapının güçlendirilmesi anlamında sosyal yapımızın özellikle erozyona uğradığı bu süreçlerde siz hangi adımları atacaksınız, hangi çalışmaları ortaya koyacaksınız, bunun ortaya konulması lazım. E bir diğer üçüncüsü yani Ak Parti yıllar yılı Batı'nın ev ödevlerini uygulamak suretiyle e, ülkeyi bu noktaya getirdi. Ancak siz yani Batı'nın ev ödevlerini mi yapacaksınız, Amerika'nın ev ödevlerini mi uygulayacaksınız, e, İsrail'in Türkiye adına yürüttüğü plan ve programlara mı hizmet edeceksiniz? Yoksa hayır biz bütün bunlardan beriyiz. Biz şahsiyette bir dış politikayı ortaya koyacağız. Biz İslam ülkelerini bir araya getireceğiz ve İslam ülkelerinin bir araya gelmesiyle birlikte e, Türkiye uydu bir ülke değil, lider bir ülke olacak. Bunu mu söylüyorsunuz? Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte esasen bizim konuşmamız gereken şey ülkemizin sorunları, ve bu sorunları kimin çözeceği meselesi yani isimleri konuşmaktan ziyade karizma aramaktan ziyade kurtarıcı beklemekten ziyade bizim bu çözüm önerilerine kim sahip ve hangi çözüm önerileriyle bugün ülkeyi biz e, kime teslim etmiş olacağız? Plan Dolayısıyla ben e, buradan hususta e, yani bu e, soruya cevap olsun diye de toparlamış olayım. Bugün ben ülkemizdeki bütün bu sorunların çözümü noktasında ciddi bir birikime sahip olan ülkemizin problemleri, ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu her alanda sadece ekonomiden bahsetmiyorum, aynı zamanda manevi alanlarda da yaşamış olduğumuz krizleri ki bu krizleri çözmeden birçok alanda yaşadığımız sorunları da ortadan kaldırabilmemiz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla buradan hareketle ülkemizin e, hakikaten yaşamış olduğu sorunlara hakim ve bu sorunları çözme noktasında önemli bir birikime, önemli bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan e, Milli Görüş Hareketi'nin e, kendisidir ve bu çerçevede de biz e, mutlaka bahsettiğimiz bu ilkelere, bu inanca uygun e, Milli Görüşçü bir Cumhurbaşkanı adayının olması gerektiğini Buradan ifade etmek istiyorum. Evet, evet doktrinler çok önemli, fikirler çok önemli. Ee, Sahaya indiğimizde şöyle bir durumla karşı karşıya, şu tepkileri alıyoruz bize de geliyor. Vatandaş kredi ve kredi üzerinden yürüyor. Sizin de söylediğiniz sarmalın sorunun başı burada. Doğru. Tabii buna girdiğinizde krediye kredi kartı işine bundan çıkılmıyor. O bankadan al buna ver bundan çık. İnsanlar bir kredi alıyor başka krediyi kapatıyor. Kredi kartını kapatıyor. E, ve sonuçta tüketim ve tasarruf dengeleri değişmiş durumda. E, bunu hayat biçimi olarak gösteriliyor. Her yıl perde değişmesi, yeni bir ev için zorlanma. E, bunu nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi tabii yani özellikle Türkiye'de yani insanların bankalara mahkum hale getirildiği ve bununla birlikte insanların tamamen borçlandırıldığı ve geleceğinin bankalar yoluyla ipotek altına alındığı bir model açık bir şekilde işletiliyor. Geleceği bankalar tarafından yani rehin alındı. Evet. Bankalar tarafından toplumun ve insanların geleceğinin ipotek altına alındığı bir model şu anda Türkiye'de tatbik ediliyor ve hatırlayacağınız gibi mesela pandemi sürecinde yani pandemiye kadar hiç bankalara borçlanmamış yani bankalara kredi yoluyla borçlanmamış olan 1 milyon yeni insana kredi verildi pandemi düşük faizli döneminde. krediler verildi ve dönemin hazine ve maliye bakanı insanlara bankalar tarafından kredilerin verilmesini ekonominin büyük bir başarısıymış ekonominin büyük bir hakikaten göstergesiymiş gibi takdim etmeye çalıştılar. Ama bunun neticesinde ne oldu? İnsanlar daha fazla bankalara borçlu hale geldi ve insanlar faiz yoluyla bankalara mahkum hale getirildi. Ve yine hep birlikte hatırlayalım pandemi döneminde iş yerleri kapandı. Esnaflar zarar etti. Yani toplumun her kesimi ekonomik olarak ciddi bedellerin ödediği bir dönemde zarar etmeyen, yani zarar etmek bir tarafa e, en çok kar eden kurumlarımız neresi oldu? Bankalar, bankalar oldu. Yüzde %30 seviyelerinde bankalar kar elde etti. Eğer bir toplumda ve bir ülkede bankalar kar üstüne kar elde ediyorsa o halde o toplumda yoksullaşma tabanda çok daha yaygın hale geliyor demektir. Çünkü insanlar daha fazla borçlanıyor demektir. Yani şey, bankaların diye... daha fazla kazandığı bir ortam e, zenginin daha da zenginleştiği yoksulun daha da yoksullaştığı bir model ve bir düzen demektir. Bu bundan başka bir anlam ...taşınmayacaktır. Şöyle bir örnek vermek istiyorum Sayın Vekilim. 7 Cadde ismiyle manuf ticaretin hayatın canlılığının arttığı bir yer. Evet. Orayı bütün yönleriyle bir inceleyelim dedik hakikaten. ismiyle semt ismi geçmiyor. Yeni bir ismi var kimse kullanmıyor. Ticaretin hareketli olduğu yer. Ama o 7 Cadde'de üç tane banka var. Ve ikisinin de devasa binası var. Yani sadece şubesi de yok. Bina bina evet. olarak sahipler. E, bu üç banka eğer ticaretin attığı yerde duruyorsa o zaman bir sorun var. Yani kesinlikle bugün hakikaten yani Türkiye'de bütünüyle bankalara insanları yönlendiren bir süreç var ve kredi kartına baktığımız zaman da bugün 18 yaşın altına kredi kartı verilmiyor biliyorsunuz. Evet. Ancak 18 yaşın üzerine baktığımız zaman toplam nüfusa ve ülkedeki toplam kredi kartı sayısına baktığımız zaman herkesin cebinde birden fazla kredi kartı Üniversite var. Üniversite öğrencileri. Peki, Saadet Partisi'nin olası yetki verildiğinde bu mesele için ilk hangi tuşa basacaksınız bu düzenleme için? Tabii yani öncelikle biz şunu ifade edelim bugün. Çünkü e, çok doğru söylediniz. E, bankalara mahkumuz. Bankalara mahkum hale bu toplum getirilmiştir ve bu bilinçli bir şekilde Erbakan hocamızın sürekli üzerinde durduğu ...Hayim Naum doktrinlerinin bir parçası olarak bu süreç yürütülüyor. Yani e, aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, e, inancından uzaklaştıracaksın, küçük parçalara böleceksin ve bunları çatıştırmak suretiyle ülkeyi yöneteceksin. Yani bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sarmal böyle bir salma sarmaldır. Hatta Dolay düğün bile buna göre planlanıyor. Borçlanma üzerine. Tabii tabii. Ya düğünler borçlanma üzerine planlanıyor. Bugün maalesef umreye, Hac'a giderken bile bankaların kredi verdiği kurban keserken neredeyse kurban kredilerinin verildiği bir ortam oluşturuldu Türkiye'de ve bu ülkemiz adına ciddi bir sorun ve ciddi bir problem. Şimdi yani biz Saadet Partisi olarak dün yaptığımız gibi bugün de iktidara geldiğimizde yani insanlara kendi geçimlerini sağlayacakları yani emeklerinin karşılığını kendilerine verileceği bir düzeni biz oluşturmuş olacağız. Bakın bugün Türkiye'de 2000'li yılların başında nüfusun %1'i Türkiye'deki toplam servetin 34'üne sahipti. Bugün nüfusun yüzde %1'i toplam servetin %60'ına sahip hale getirilmiş. Ne demek bu? İşte makasın daha da açıldığı, yani ülkede sermaye sahiplerinin daha da zenginleştiği, ancak yoksulların daha da fakirleştirildiği bir Türkiye oluşturulduğu. Yani bugün mesela asgari ücret... Orta direk yok. Özal orta direk, orta ortadan yok. kaldırıldı. Yani Hı. bütünüyle orta direk diye bir şey kalmadı. Yani mesela konut kredileri diyorlar. E, 1 milyonluk kredi çekenin ayda 14 bin lira vereceği, 2 milyon liralık kredi çekenin ayda 28 bin lira vereceği bir müjdeden bahsediyorlar. E, ben bugün buradan mesela milletvekillerine seslenelim. Bir milletvekili yani TBMM'nin içinde bulunan herkes milletvekili maaşıyla 1 milyon liralık krediyi çekip de ayda 14 bin lira verebilecek bir kişi çıksın meydana. Evet bu çok önemli. Bir kişi çıksın. Yani bir milletvekili maaşıyla bankadan 1 milyon kredi çekecek ve aylık 14 bin lira bunun taksidini ödeyecek. Bir kişi çıksın meydana Allah aşkına. Yani. Projelerde şöyle değişmeye başladı. Dediğiniz gibi mutlu azınlık bir kesim. o büyük konut projelerinin dışında 30 evlik 20 evlik özel siteler oluşuyor. Doğru. Yani elit kesim insan sadece onlar konut sahibi olsun onlar ayrı bölgele özel yaşasın diye. Doğru. Dolayısıyla biz burada insanların hak ettiğini yine insanlara verecek bir düzen oluşturacağız. Yani bugün asgari ücretle insanların geçinebilmesi Allah aşkına mümkün müdür? Asgari ücretle mesela şöyle düşünelim. Bundan 15 yıl önce bir memurun ev sahibi olması mümkündü ama bugün bir Emek, memurun emekli Bir alıp memurun ev sahibi olması, bir emekli ikramiyesiyle ev sahibi olması Allah aşkına mümkün mü? E bugün Ankara'da yani ev sahibi olmak bir tarafa ya bir memur yani evi kiraysa Kirayı ödeyebilme noktasında ciddi problemler yaşıyor Dolayısıyla biz özellikle hayat pahalılığını ortadan kaldırmak anlamında da yani önemli çalışmalar yürüteceğiz. Bir diğeri de özellikle asgari ücret başta olmak üzere memur maaşları emekli maaşlarının, Enflasyona ezdirilmediği bir düzeni e, biz oluşturmuş olacağız. Bu senem kim tam bu noktada. ...elektriğe bugünden itibaren zam geldi. Sanayi ve ticarette yüzde 25, konut ve tarımsal alanda yüzde 15. Doğalgaz'a dün gelmişti yüzde 30, konutta yüzde 10 sanayide. Motorun ve benzin'e kallavi zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren. Doğru. E, Cece'nin bir şarkısı vardır. Telefe girer diye çalmıyoruz. E, Aşka kalmadı dayanak diye. O. Meşhurdur, her yerde çalıyor. Zam 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 tweetler, bugün onun üzerine gidiyor hashtagler. Ee, ne yapacak vatandaş? Dayanacak durum yok. İleride Saadet Partisi'nin dubası duruyor mu, yüzülebilecek mi oraya? Yani Allah'ın izniyle yüzülecek. Dün imkansız olarak ifade edilen ne varsa biz hepsini mümkün hale getirdik. Ya bugün aslında yaşamış olduğumuz bu şeyler ben sürekli ifade ederim. Yani esnaflarımızla bir araya geldiğimizde de vatandaşlarla bir araya geldiğimizde de köylülerimizle çiftçilerimizle bir araya sürekli geliyoruz. Onlara da söylediğim şey şu. Bugün ülkede yaşamış olduğumuz bu kriz bizim için bir kader midir Allah aşkına? Bir kader, bir alın yası mıdır bugün yaşadıklarımız yok? Bu bizim yaptığımız tercihlerin bir neticesi olarak bugün her şeyi biz ayan beyan yaşıyoruz. Dolayısıyla biz yani bunlar yapmış olduğu her yanlışın neticesinde daha fazla destek verdik. Yani daha fazla destek vermek suretiyle kendilerini yetkilendirdik ve yetkilendirdiğimiz müddetçe de bu beyefendiler dediler ki demek ki bu toplum halinden memnun. Demek ki bu ülkenin ve toplumun hiçbir problemi yok. Eğer bir problem olmuş olsaydı zaten bize oy vermezlerdi. Dolayısıyla demek ki bizim de bir yanlışımız yani düzeltmek zorunda kalacağımız bizim de bir yanlışımız yok dediler. Ve nihayetinde ülke bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla bugün denenmiş olanın artık denenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak denenmiş olan yani bugün enflasyonun yani çok altında yapılan zamlarla Türk lirasının alım gücünün ciddi bir şekilde düşmesi neticesinde de sadece memur maaşına bir %30 zam yaptık, %50 zam yaptık demekle bu sorunları ortadan kaldıramıyoruz. Yani geçtiğimiz yıldan bugüne yani mesela şeye baktığımız zaman tarımsal girdi maliyetlerine baktığımız zaman enflasyonun %300'ün üzerinde olduğunu görüyoruz ortalama elektrik, mazot, gübre, ilaç vesaire. %300'ün üzerinde tarımsal girdi maliyetlerinin enflasyonu var. E hal böyleyken siz sadece e, yani memura yüzde otuz yüzde zam yaptık deyin ama bu alım gücünü sağlayacak enflasyonun e, özellikle insanımız üzerinde oluşturduğu maliyeti ortadan kaldıracak bir durumu oluşturmaz. Biz saadet parçası olarak Allah'ın izniyle iktidara geldiğimiz zaman bir üretime esas alacağız. Yani çiftçilerimizi e, özellikle besicilerimizin e, rahat bir şekilde üretim yapmasını sağlayacağız. E, mazot desteği vereceğiz. Diğer taraftan e, gübre destekleri vermiş olacağız. Bankalar aracılığıyla devlet bizatihi bu girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını sübvanse etmiş olacak. Biz bugün yolcu garantileri veriyoruz, hasta garantileri veriyoruz. Biz iktidara geldiğimiz zaman çiftçilerimizden alım garantisi Aynı şekilde vermek suretiyle çiftçilerimizin ithalata ezdirilmediği bir ortamı oluşturacağız ve oradan başlayacak şekilde hayat pahalılığının kontrol altına alındığı, geçim derdinin önemli oranda çözüldüğü ve bununla birlikte enflasyonun düşmesi. Diğer taraftan da yapılacak zamlarla beraber insanlarımızın yeniden hak ettiği şeye sahip olacakları, satın alma gücüne, satın alma gücüne sahip oldukları tam, bir ortamı oluşturacağız. Tam, yani bu aslında özür diliyorum. Ya bu burada 3-5 cümleyle de söylenebilecek bir mesele değil. Çünkü ya tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, sanayiyle ilgili, RG ile ilgili, inovasyonla ilgili, dış politika... Eğitimi işin içine katmamız gereken muazzam bir alandan var Özel, ya... özel programlarda tabi buna detay alacağız ama işi tersinden soralım. Evet. Hocayı Odalar Borsalar Birliği'nden Sayın Demirel polis soruyla çıkartıyor o evet. froku polislerle. E şimdi bakıyoruz odaların, borsaların başında yıllardır aynı adamlar ve mesleklerin gelişmesi için bir katkıları yok. E, hoca mesleğin gelişmesi için, sanayileşme için çaba sarf ediyordu. Evet. Yani herkes e, muhalefet biz iktidarı bürokratlara değiştireceğiz diyor. Bu kısımdaki insanlar da kalmışlar başlarında hiçbir gelişim sağlamıyorlar. Taksicilerin başında benzin indirim için uğraşmıyor, tarımın kooperatiflerin başında işte kooperatifleşme için uğraşmıyor. Buna cevabınız var mı? Yani şöyle ben yani sendikaların varlık sebebi nedir? Sendika işçinin ve memurun hakkını gözetmek için yani onların sesini iktidara duyurmak için Baş. faaliyet göstermek zorunda olan kurumlardır ancak sendikalar işçinin hakkını değil de patronun hakkını savunduğu zaman, sendikalar memurun hakkını değil de iktidarın hakkını e, savunduğu zaman e, ya da meslek odaları ve meslek grupları o meslek e, mesleği icra eden insanların e, değil de iktidarların hakkını e, gözetmeye çalıştığı zaman e, zaten bugün yani başta kendi görevlerini yerine getirmemiş olurlar ki hocamızın da aslında ifadesiyle sarı sendika denilen şey e, yani varlığını devam ettirmiş olur ki aslında bugün e, gördüğümüz manzara neyi gösterir o gün Erbakan hocamızın odalar birliği başkanlığına müsaade edilmeyerek odalar birliğine hangi şey çizildiyse odalar birliğine nasıl bir fonksiyon çizildiyse ve ne bekleniyorsa iktidar e, ilişkileri bakımından Aslında bugün de bundan daha farklı bir durum maalesef görmüyoruz Monta yani montaj sanayi isteniyordu ama hoca buna karşı çıktı üreteceğiz karşı dedi çıktı, Evet, evet. mesela yani, bu. bugün yine montaj sanayi devam ediyor yani bak üzüldüğümüz nokta şu 50 yıl önce biz hangi noktadaydık 50 yıl sonra biz hangi noktadayız Evet ee, Sayın Vekilim halkın içindeseniz genç insansınız dinamiksiniz bir mesele şu toplumsal olaylarda şunu görüyoruz. E, trafikte motosiklet diye ceza yazıyor, geliyor polise saldırıyor. Trafik polisine yine diyor ki çıkar üniformanı seninle kavga edeceğiz. Bir yere polis geldiğinde, güvenlik görevlisi geldiğinde bir e, diyelim ki bir yerde havalimanında güvenlik görevlisine itiraz edip bağırıyor insanlar. Toplumsal barışta bir sıkıntı var. Çocuğunuzu kendi okuduğunuz ilk okula 300 metre öteye servise vermek zorundasınız. Güvence yok okula gitmesinde. Ee, işte sizin anlattığınız gibi bebek halinde gelen olaylar. Bu toplumsal olaylardaki sıkıntı, bu toplumsal olaylardaki güvensizlik, bankadan çıkan adamı takip edip parasını arka koltuktan alınması bunlar e, neyin göstergesi ve nasıl düzelecek? Az önce de manevi kalkıma dediniz. Doğru. Şimdi... Ee... Şöyle ki mesela geçtiğimiz günlerde yine bir esnaf ziyaretinde bir eczaneyi ziyaret etmiş oldum. Şimdi eczacıya sorduğum soru şuydu. En çok hangi ilaçları satıyorsunuz? Ya da vatandaş en çok hangi ilaçları tüketiyor? Bu aslında bahsettiğiniz şeye paralel bir şekilde ülkenin fotoğrafını ortaya koyan bence önemli bir durum. Ya hangi ilaçlar satılıyorsa ortalama o alanla ilgili bir takım sorunlar var demektir. Eczacı hanımefendi dedi ki yani bir Antidepresan ilaçlarını en fazla Yüksek. satıyoruz. Bir diğer ikincisi de mide ilaçları satıyoruz dedi. Şimdi mideye de baktığımız zaman, antidepresana da baktığımız zaman ikisinin orta noktası nedir? İkisi de esasen stresten meydana gelen rahatsızlıklardır. Yani mide rahatsızlıklarının kahir ekseriyeti de stresten kaynaklı olarak meydana gelir ki zaten psikolojik rahatsızlıklar, antidepresan, ilaç kullanan insanlar da genel itibariyle strese bağlı olarak yani stresin tetiklediği rahatsızlıklar neticesinde meydana gelir. Ancak bugün hakikaten toplumun her alanında sirayet eden bir şiddet sarmalıyla karşı karşıyayız. Yani bugün okula baktığımız zaman, hastaneye baktığımız zaman, e, sokağa baktığımız zaman insanların hakikaten e, yani ışıklarda beklemeye tahammül etmediği, insanların birbirine sabrının ya da tahammülünün kalmadığı maalesef bir ortamın içerisindeyiz. Ancak şiddeti oluşturan 25 tane risk faktöründen e, bahsedilir. 25 tane risk faktöründen bahsedilir. Mesela bir ülkede ki bence bu şiddeti oluşturan en önemli lardan bir tanesi de yine ekonominin bizati kendisidir yani risk faktörünü de tespit eden akademisyenler bu şekilde ifade eder bir yoksulluk şiddeti tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesidir alkol şiddeti tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesidir üçüncüsü sizin yedikleriniz yani yediğiniz şeyler sizin davranışlarınızı belirleyen ve bunu tetikleyen önemli bir husustur. Dört uyuşturucu yani e, bu şiddeti tetikleyen toplumsal gerilimi ya da gerginliği arttıran önemli hususlardan bir tanesidir. Uyuşturucu ortaokula düşmüştür. durumda. Tabi uyuşturucusu, alkolü artık sigara bugün yani eskiden mesela ya sigara ilkokulda değil de lisede sigara falan tüketiliyor. Bu bir sorun olarak ifade edilirdi ama bugünün Türkiye'sinde sigara artık bir problem olmaktan işte Sayın Cumhurbaşkanı bir takım şeyler söylüyor olsa da problem olmaktan maalesef çıkmış vaziyette. E, dolayısıyla e, yani yoksulluk bunun önemli bir sebebi, gelir dağılımındaki adaletsizlik bunun umutsuz e, temel bir sebebi, insanların kendi inancından uzaklaştırılması, insanların kendi inancına, kendi değerlerine, kendi geleneklerine yabancılaştırılması ve e, inancın itibarsız hale getirilmesi e, bunu tetikleyen önemli sebepler. Dolayısıyla eğitim mesela bu anlamda çok önemli eğitimin içeriğiyle ilgili de durumlar bu açıdan son derece önemli. Dolayısıyla bütün bunların hepsini planlı ve programlı bir şekilde şiddeti oluşturan sebepleri bizim masaya yatırmamız ve ortadan kaldırmamız gerekir. Burada sadece işlenen suça ceza vermek suretiyle siz ya belki bir takım önlemler almış olursunuz ama o suça insanları teşvik eden, insanları suça sevk eden sebepleri ortadan kaldırmadan sonuçları ortadan kaldırılmanız ve bu suç oranlarını ortadan kaldırabilmeniz mümkün olmaz. Evet, Çok uzun sürer ama iki dakika bunu da sormadan çıkmayalım. Baba seni Üsküdar Marmaray istasyonda bekliyorum diyen demans hastasına polis oğlu şehit olmadan önce bunu söylemiş. Yardımcı olmuş. Diğer gençler çok itmiş, kakalamış. Senin burada ne işin var diye. ...ta o istasyona kadar götürmüşler... ...enişte gelmiş niye ilgilenmiyorsunuz dediklerinde... Şehit ile son konuşması bu... E, ...şu sarmaldan... ...polis ya da asker olmaya gitmek... E, ...Türkiye'nin polis sarmalından... E, ...terör olaylarıyla ilgili... ...PKK ve FETÖ'ye gitmiş insanlar var... ...özellikle doğuda... ...bir taraf PKK bir taraf FETÖ'ydü... ...başka yolu yoktu insanların... E, ...tercih olarak... ...buradan çıkartacak böyle toplumsal barışı sağlayacak... ...rehabilite için... ...mesela Gençlik ve Spor Bakanı KHK'lı... Çocuk... Çocukların, e, ailelerin çocuklarıyla hiç ilgilenmedi. O çocuklar büyük sorunlar yaşadılar. Topluma ne olursa olsun, hani o beğenmediğimiz inönü, e, Ali Kemal'in e, e, esas Türk'ten olan oğlunu büyükelçi yapıyor. Bu anlayışla ilgili düşünceleriniz var mı? Yani tabii ki bugün, yani e, hakikaten e, ülke çok gergin. E, yani toplumsal barışımıza toplumsal uzlaşı kültürünü ciddi anlamda e, zedeleyecek bir e, siyasal iklimde sosyal bir iklim de hakikaten e, buna hakim Tabii bu çerçevede birincisi yani e, Elbette ki yani bir vatandaş olarak da hep birlikte sorumluluklarımız var toplumsal ödevlerimiz var ama bununla birlikte öncelikle iktidarın muhalefetin yani siyasi partilerin özellikle toplumu rehabilite edecek bir dile ve bir yaklaşıma ihtiyaçları var. Yani insanları siz kutuplaştırdıkça, insanları ötekileştirdikçe, düşman algısı üzerinden insanları ele aldıkça maalesef bu bizim toplumsal barış zeminimizi bombalayan bir durum haline geliyor. Sizler de bahsettiniz bugün mesela cezaevlerinde büyüyen çocuklar, bebekler var. İşte bu FETÖ meselesinden dolayı cezaevine alınan ee, tamam yani insanlar bir suç işlediyse o suçun elbetteki cezasını çekecekler. Bu bambaşka bir mesele. Ama bununla birlikte bugün cezaevinde büyüyen, e, cezaevinde doğan bebekler var. E, bunların yani geleceğe nasıl hazırlanacağıyla ilgili e, mutlaka ciddi bir çalışmanın e, yapılması gerekir. E, aynı şekilde bugün ülkemizde ee, göçmen meselesiyle ilgili de aynı şeyden bahsedebiliriz. Yani ülkemizde doğmuş çocuklar var. Ee, bu çocukların özellikle rehabilite edilmesi noktasında, bu çocukların entegrasyonuyla ilgili ciddi bir sürecin e, işletilmesi gerekir. Yani burada ya yani bir Af meselesi, misalen gündeme, e, bu süreçte bence daha fazla gelmeli, Af meselesi gündeme getirilmeli. Yani şeyi sağlamak bakımından, e, o toplumsal mutabakatı sağlayabilmek bakımından bir Af meselesi aynı şekilde gündeme gelebilmeli. Bu çerçevede de asıl sorumluluk hiç şüphesiz iktidarın kendisine düşer. Burada hakikaten somut adımları, samimi adımları atması, o yani siyasal dilin bu anlamda yumuşatılmasına, tansiyonu düşürecek şekilde ele alınmasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Umarım yani bir seçim sürecinin de içerisine doğru gidiyoruz. Ve şu anda da bir takım gerginliklerin de özellikle tırmanmaya başladığını da tespit ediyoruz. İnşallah iktidarın da, muhalefetin de bu anlamda e, tansiyonu yükseltecek değil, tansiyonu düşürecek. Ve e, bizim yani toplumsal birlik ve beraberliğimizi e, perçinleyecek bir yaklaşımda olmalarını e, umarım onlar da e, temin ederler. Ve bu tarz sorunların e, ortadan kaldırıldığı bir Türkiye'yi hep beraber kurmuş, inşa etmiş ve iş başına getirmiş oluruz. Sağ olun efendim. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ederim.